Efendim herkese Uçan Koç TV'den sevgiler, mutluluklar. Michael Kuyucu yayında ve bugün dolu dolu bir programla birlikteyiz. Çünkü gerçekten de dili dolu bir kızla birlikteyiz. Hemen lafı uzatmadan o dili dolu kıza merhaba diyorum. Hoş geldin sevgili İrem Derici. Hoş bulduk efendim. Dili dolu derken ne diyorsun? Kabul ediyor musun? Dolu evet, bayağı dolu kilo aldım şey. Bu aralar ama. Yok, nerede o kilo? Ben öteki anlamda diyorum. Enerjik anlamda enerji, söylüyorum. Enerji evet, full. Müthiş, müthiş. Bugün gerçekten de çok dolu bir program yaşayacağız. Sevgili İrem Derici ile konuşacağız. Şarkıları konuşacağız, onu konuşacağız. Ve DM'sini ağlamaya ki birazdan Uçan Koç TV'de günün şarkısı olarak seçildi. Onu izleyeceğiz ve tabii ki İrem'in güzel şarkılarını da ardı ardına konuşup sohbet edeceğiz. İyisin? Çok iyiyim, süperim. Yolunda her şey? Her şey yolunda. Tamam, dinamiyiz. Ardı arkasına şarkıları çalacağız. Epi topu 10 şarkı var. Ne kadar döndürürüz artık şarkıları. Şarkılar döndüreceğiz ama sen o kadar hoş sohbetsin ki eminim yine bize bombalarını patlatacaksın. Zaten çünkü doğal bir kasın. Zaten konuşarak adam öldürebilen tek insanı ben zannederdim kendimi. Ta sen... ki sizle tanışana kadar. Öyle mi? Yok ben öldüremiyorum ama koça aslandın değil mi? Sen öyle bir şeydi. Evet, koça aslan. Yani koç burcu yükseleni de aslan o anlamda söylüyorum. İrem Derici bu anlamda çok farklı. Onun için tabanca gibi başlayacağız ikimiz de. Şimdi Uçan Koç TV'de günün şarkısı ve hemen bakıyorum DM'sini ağlamaya, radyolarda da her yerde de ortalığı yıkan bir şarkı. Bu şarkıyı, bu video klibi izleyelim ve sonrasında da birlikteliğimize devam edelim. İmine Direnci ile olan birliktelik Uçan Koç TV'de başlıyor. Değmesin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım uğruna, çok aptalmış bu gönül. Aptalmış bu gönül.
Efendim, müzik kuşu devam ediyor. DM sınavlamaya çok güzel bir şarkı yakaladın. Aslında bir sürü güzel şarkı yakaladın. Bu en son güzel yakaladığın şarkı. Bunları konuşacağız. Tabii ki dolu dolu bir müzik programı hazırlıyoruz. Sadece müzik konuşuyoruz. Arada ben kaçamak sorular soruyorum ama müzik soruları onlar. Tamam mı? Pekala. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biraz sen son 3-4 kaç sene oldu İrem? Ben Kasım hızına yetişemiyorum senin. Kasım 2012'de çıktı. 3 sene falan ben olmadı ya. Bilmez. 2015 Kasım'ında 3 sene olacak. Aynen 3 olacak. Yani 2,5 yılda inanılmaz bir hızla zirveye yaklaştın. Yaklaştık. Zirveye oturdun aslında. Kalktık, tekrar çıktık, yine indik falan. Yani dinamiği yakaladım diyeyim. Hani evet. O popun bir şey var ya, hani ye at. İşte evet. Orada tutturdum yani. Güzel tutturdum. Yenip atılmayacak bravo. Şeyler. Çok doğru. Yani o zaman o fast food popun o fast özelliği. Popta da var öyle bir şey yani. Ama tabii arada böyle klasikler çıkıyor. Mesela Kalbimin Tek Sahibine. Tabii. Yani bu sene Milli Marş'a yakın söylenmiş bir şarkı oldu. Doğru. O artık mesela yıllar sonra vay be İrem Derici'nin evet, zamanı vardı dedikleri zamanı şarkısı kesinlikle. O olacak. Şey de öyle, DMS'in Ağlamaya da öyle, o da çok önemli bir şarkı. Peki, Zorun'la Sevgilim de öyle. Yani öyle. Onları, beylik şarkılar var arada. Evet, onları bol bol konuşacağız da bu kız çok enteresan sevgili Uçan Kuş TV izleyicileri. Müzikle başlıyor. 4 yaşında org çalmaya başlıyorsun. Fakat çok usta bir reklamcı, bir duayenin kızı. Baba bir yandan reklama itiyor değil mi? İtiyor ama da. Kız bir yandan yok ben babacığım ben müzik diyor. Biraz o çocukluk yıllarını belki defalarca konuştun ama bize yaşatır mısın? Mesela 4 yaşında bu org çalmaya başladığın dönemler ne yaptın? Ciddi babadan org mu istedin? Yoksa yok, ödünç mü aldın? Doğum günü hediyesi gelmişti. Öyle o, mi? Eve geldi org. İşte bir doğum günümde hediyeler geldi. Ayyvan. Böyle 2 oktav falan bir orgdu. Küçük çocuk arada orkları. Ama böyle oyuncaklar, işte bebekler, saçlar sarı, topuklu ayakkabıları, elbiseleri, tütüleri falan. Hepsini elimin tersiyle itip orga kilitlenmişim. Onda da bir gün Fatih Erkoç'un Ellerim Bomboş şarkısını çalıp söylerken annem yakalıyor. Vay. Yaş 4 yani. Onun üzerine diyor ki acaba bu kızı biz ne yapsak, bir konservatuar sınavına soksak mı? İşte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavına 5 yaşındayken soktular. Ona ikincilikle girmiştim o yaşta. Ve herkesten daha küçüktüm. Çok. Daha böyle 7-8 yaşındaydı sınıftakiler, ben 5 yaşındaydım. 5 sene falan orada devam ettim. Sonra okuluma çok uzaktı, Kadıköy'deydi. Ben burada yani Beşiktaş taraflarında okuyordum. Ha. Tek başıma git gel, burada zaten okulla çok hani ağır bir lisede okuyordum. Aha. Ortaokul falan. Aha. O zaman Mimar Sinan'a geçiş yaptım. Mesafelerden geçiş. Dolayı yani. Mesafeler ama hani konservatuar dediğin daha iyisi daha kötüsü yok. Çok tabii, hani tabii. Sağlam eğitim olduğu İkisi için. İşte sağlam okul zaten. Aynen öyle. İşte Mimar Sinan'da mezun oldum oradan. Liseyle aynı zamanda piyano bitti. Çok. Ondan sonra ben çok istedim müzikle devam çok etmeyi. Çok istedim. Peki o süreçte şimdi bu meşhurdu. Gerçi bunu daha önceki röportajlarda da konuştuk. Yazıldı çizildi. Sen babanla böyle bir mücadele ettin sanki. Tabii yani. O dönemlerde. Deyim yerindeyse çok papaz olduk. Çünkü papaz oldunuz hani, değil mi? Vardır ya her anne baba çocuğuna söyler ben sana yapma demiyorum ama git hobi olarak yap. Hobi olarak. Yani ya şu müziği hobi olarak görmekten ne zaman vazgeçecek bu analar babalar büyükler? Vazgeçiyorlar işte vazgeçiyorlar. Benim gibi vazgeçti mesela hatta bu yoldaki en büyük silah evet. Arkadaşım oldu yani doğru, her açıdan. Doğru. Hobi olarak yap dediler. Sonrasında ya benim hep gruplar falan vardı. Bir Monopop diye grubum vardı. İşte hep Taksim'de orada burada mekanlarda sahne alıyorduk. Tamamen yabancı repertuar ve bizden sonra moda oldu. Elektronik altyapı kullanarak böyle hani Lady Gaga'lar, Madonna'lar, Rihanna'lar. O dönemde işte artık daha profesyonel yapmak istedim bu işi. Ama bir baktım bir reklam ajansında metin yazarlığı yapıyorum. Babamın ajans dediği başka bir yerde, evet. Dijital çalışan bir ajansta. Yani babanın daha hafif yönlendirmesi sonucu mu oldu bu? Tabii ben sosyoloji okudum, onun sayesinde okudum. Tamam. Onun üzerine pazarlama iletişim master yaptım, of. Onun sayesinde evet. Oldu. ama şu an okuduğum o her şeyin, evet. Kendi kariyer planlamamda, ben her şeyi zaten genelde kendim karar verdiğim için hani şey değil, hani ben bir projeyim, insanlar benim üstümde kararlar veriyorlar falan gibi bir durum yok. Yok. Acayip faydasını görüyorum yani. Doğru, doğru. Acayip faydasını çok güzel söylüyor. Tabii ki o zamanlar şimdi sevgili İrem'in babası müzikle ilgilen ama kızım işte hobi olsun vesaire ama çok da güzel sosyoloji eğitimi aldı. Sonra pazarlama dediğin değil mi? Pazarlama iletişimi. İletişimi yüksek lisansı yaptı ki şu anda birazdan konuşacağız. Sosyal medya başlamak üzere pek çok alanda çok ciddi başarıları var sevgili İrem Derici'nin. Yani eğitimin faydalarını gördün yani. Sen kimsenin yani, projesi doğru. Değilsin. Kendi kendinin projesisin. Ben kendim. Zaten bir aslan koç imkanı yok bir proje olamaz. Döver. Değil mi öyle? Sen biri gelecek de sana şunu yap, bunu yap diyecek filan.
İmkansız. Büyük, büyük bozuşuruz. Bozuşurlar. İşte böyle bir enteresanlık var sevgililerimde. Ve zaten dil dolu bir kız olarak karşımıza çıktı. Tabii metin yazarlığı yapıyorum diyorsun. Ya yani o dönem onu yapıyordum. Hayaller hatta, ama farklı değil mi dünyada? Hayaller şöyle. Gözünü kapanınca ne yapıyordun metinleri yazarken? Ya gözümü kapatıp yapamıyordum. O da işim olduğu için onu da son derece büyük emekle yapıyordum. Fakat Maslak'taydı şirket. Beşiktaş'a eve gidene kadar yolda ne şarkı sözleri ne besteler. Trafik çünkü. Arabadayım. Tabii. Ne yapayım? Aklıma bir melodi geliyor. Vıdı 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 kaydediyorum telefona. Evet. İşte sözler yazıyorum. Şey atıyorum. Bir pizza markasına başlık yazıyorum. Oradan şarkı sözü geliyor. Ona kayıyorum. Ben iyice zaten şey yapmaya başladım. Böyle elim ayağım gitmeye başladı. Hani müzik diye yanarken. Bu arada o ajansla bayağı iyi bir pozisyona geldim. Babam dedi ki gel dedi beraber baba kız çalışalım yani. Hani nispet olsun el aleme falan. Evet. Gittim orada da yani ne beylik sunumlara katıldım. Bir de anlatımım da iyidir yani. Sunum, şu ağacın pembe olduğuna inandırabilirim herhangi birini. Sadece bana yarım saat versinler. Allah Allah. Yani. Sunumlarda da büyük kampanyalar sattım ettim ama bir gün illallah dedim. Aha. Baktım destek de göremiyorum ki her türlü maddi manevi imkanı olan bir abimiz. Evet. Hulusi Bey babam. Tabii ki. Sonra benim zaten O Ses Türkiye maceram var. Evet. Gerçekten de zaten çok önemli bir reklam ajansının babasının kızıdır sevgili İrem. Reklam dünyası çok iyi bilirler ama müzik dünyasında tık yoktu o zamanlar. Yok tık. Babanın yok. Kızı olacaktın yani. Yani reklamcı olmamı istiyorum. Reklamcı onu tabii ki. Onun daha güvenebileceği. Bir de çok başarılı bir reklamcıydı. Sonra... Ekoldü. Yani bu ekol. Mesela sen çocuğunun müzisyen olmasını ister misin? Tabii isterim. İstersin. Baban da reklamcı. İsterim, usta bir reklamcı olduğu için. Ben astronot olacağım. Türkçe derse, olacağım. Ha. Gideceğim. Dansöz olacağım. Her şey okeyim yani. Okeyiz. Çok... Ama ilk gönlümden de geçen odur değil mi? Dolayısıyla orada empatik olur. Vallahi gönlümden geçen odur ama o kadar da yorucu ve zor yanları varmış var, ki yani. Var. Tabii ki her mesleğim var da. Var var var. Onu daha bir koruma içgüdüsüyle yaklaşacağım için. Belki biraz adıma... diyorsun. Eyvah vazgeçiyor çocuğu. Yok yok ne istiyorsa olsun. Peki hala şimdi şarkıları konuşacağız ve işte böyle sevgili İrem Derici'nin normal bir vatandaş gibi hayatı böyle geçiyordu ama arabada bol bol şarkı yapıp yapıyordun. Şarkılar böyle doğdu. Şimdi bakıyoruz Aşk Olsun. Aşk Olsun'u bir dinleyelim ve bir yandan da şarkıların hikayelerini senden alalım ve sohbetimize devam edelim. Bugüne kadar geleceğiz. Müzik Koşu devam ediyor. Michael Kuyucu yayında. İrem Derici burada. Dinamik bir şekilde şarkıları irdeliyoruz ve şimdi de Aşk Olsun Uçan Kuş TV'de. Böyle bırakma, deli değilim ama inanmak zor. Bir haber alamazsan bile hayra yor. Kurtarabilmek mümkünse gel ucun. Bırakma. Ah tüh, ah ah, olmadı olmadı deme. Hadi hadi bir daha dene. Baktın yine olmadı, sadık olsun. Tüh, ah ah, olmadı olmadı deme. Hadi hadi bir daha dene. Ya kısmet bu sefer aşk olsun. Müzik Kuşu devam ediyor ve birlikteliğimizde İrem Derici'yle birlikte devam ediyor. Aşk Olsun. Hemen sana topu veriyorum. Ne diyeceksin bu şarkıyla ilgili? Bunu da söyleyecek çok şeyin olduğunu inanıyorum. Çünkü bu şarkı bir film, bir soundtrack diyelim yani. Aynen, soundtrack. Şarkısı. Geçen hafta mı, iki hafta önce. En taze gitti. Çalışman senin şu anda aşağı yukarı. Yok. Değmezsin Ağlamaya daha sonra çıktı. Bu arada film yeni çıktığı için şarkıyı yeni yeni duyuyorlar. Tamam, okey. O zaman öncesinde üretilmiş hatta eskimiş gönlünde. Biz yeni yeni eskitmeye başlıyoruz. İnternette salmıştık öncesinden de. Vallahi çok şeker filmle uyumlu böyle tatlı tatlı bir şarkı. Ben hani filmden de öte şarkıyı çok sevdiğim için projeye direkt evet dedim. Zaten şarkıyı çok mı adapte ettin filme yoksa nasıl oldu? Yok filmin senaryosu belliymiş, çekilmiş zaten. Sonra Onur diye bir arkadaşımız söz müzik aranje onun, o yapmış. Filmin adı da Aşk Olsun. Sözler de çok uyuyor filme. Orada da bir hani aşk doktoru sıfatıyla kelin tabii kendi merhemi olsa başına sürer durumu. Öyle bir hikaye var orada ve çok güzel oturuyor hikayeye şarkı. Ben de konserlerimde böyle severek söylüyorum şarkıyı ama daha uzun bir aranje yapıp bir sonraki single'larımdan birini almak istiyorum.
Bu çünkü tadı damağında kalıyor insan. Kesinlikle öyle. Bir buçuk dakika falan. Evet. Tam moduna girmişken şarkının. Tak diye bitiyor. Aynen. Evet işte böyle belki önümüzdeki günlerde bunu dinleme fırsatını bulabileceğiz. Ve senin en meşhur mevzun yarışmaya katıldın. Gizli mi katıldın gerçekten? Gizli katıldım. Bir hatıra... Benim de haberim yoktu. Şöyle oldu. İşte biz Taksim'de tam delikanlı çağlarımız, ben de kendimi delikanlı yaptım bu arada, eyvallah. Deli dolu dönemlerimiz, sabahlıyoruz böyle, eğleniyoruz. Aha. Taksim'de falan. Eş dost, iş için değil, müzik, yok, muhabbet. Yok arkadaşlar, tamam. Biz zaten 92 yılından beri, ilkokuldan beri aynı tayfa büyüdük. Ne bizim güzel. O tayfa. Ne kadar güzel. Sabah 5 mi 6 mı neydi? Bir telefon geldi eve giden arkadaşlardan birinden. Dedi ki bilmem ne otelinde dedi. Hani bu The Voice of America izliyoruz ya dedi. Onun dedi Türk versiyonu var, seçmeler var. Acun yapıyor programı. Bak kesin tutar, katıl. İlk yok, seri bu katılmam. Değil mi? Birinci seri için diyoruz o zaman. Tabii ilk program. İlk programda. Yok dedim oğlum, korkarım çekinirim. Babam zaten dedim kung fu yapar bana yani. Giremem edemem falan. Hadi abi bekleyelim, seçimler işte onda başlıyormuş. Bekledik. Burada son İstanbul seçmesiymiş. Başka bir şans yok. Biz bekledik orada, 10 kişi falan oturuyoruz. Sıra bana geldi, gel. İşte başladım bir tane Amy Winehouse söylemeye. Vay. İki şarkı söyleyecektim normalde. Tamam kes dediler. Dedim o kadar mı kötü yani? İkinci şarkıya girmeyeyim mi diyorum. Yok yok gerek yok, tamam biz aldık kaydımızı falan. Çıktım dışarı, bizimkilere küfrediyorum. Sizin diyorum Allah belanızı versin. Ben diyorum ne işte geldim buraya, güvenim kırıldı. Bir daha sizin ipinizle kuyuya inersem ne olayım falan. Bindik taksilere, eve gidiyoruz. Sen tabii mutsuzsun, sanıyorsun ki beğenmediler. Canım, ikinci şarkı söyletmediler bile. Hayır diyorum Allah belanı versin. Nasıl söylediysen beni direkt yolladılar. Taksiye bindik, yarım saat geçmedi. Tam ineceğim evine orada. Telefon işte... sizi bekliyoruz seçmelere. He. Allah dedim ne zaman geleceğim, şimdi uyumamışım bakın neredeyse. Aa. 48 saat olmuş. Wow. Tamam dedim, aldır aldır gittik. Orada da Tarık Sezer hocam, oradaki orkestranın şefi. Hı-hı. Çok müthiş bir müzik adamı. Evet, evet. Tarık hoca oturdu, dinledik işte, dinledi beni, bir de Türkçe söyledi dedi. Söyledim, bunu biraz geliştirmen lazım böyle dedi, batı gırtlağı alışkanlıktan. Hı-hı. Pek dedi dönmüyor değil ama hallederiz falan derken işte o blind audition günü bir tek Hülya Avşar döndü. O güne kadar böyle çok bir şey hissetmediğim biriydi ama sonrasında en büyük aşkım oldu. Hala görüşüyoruz. Evet. Geçen programına konuktum. Ha. Hani ve ondan öncesi sonrası var hayatımda. Çünkü ben böyle çok çabuk pes ederdim. Hemen küstüm, oynamıyorum, moduna girerdim falan. Hülya Hanım acayip değiştirdi beni o konuda. Ne kadar güzel yani. Bayağı hani... koçluk yaptı sana. Tabii. İlk o döndü o zaman öyle mi? Tek o döndü. Ha, tek o döndü. İlk o döndü, tek o döndü. Ve aha. Ondan sonra zaten ben başka hiçbir şey peki, göremedim. Peki diğer dönmeyenler utandı mı sonra? Ya da şu anda utanıyorlar burada. Estağfurullah, utanma diyemeyiz ona. Yani ama biraz yarışma esnasında bir de ama kontenjanlar doluyordu. Hani ha. Çok dikkatli seçmeleri lazımdı. Yani tamam. Son İstanbul elemesiydi. Tamam. Mustafa Sandal yarışmada bana şey yaptı, böyle bir gün geldi. Provalardayız. Ya dedi sen niye beni seçmedin dedi. Hocam dönmedin ki dedim, nasıl seçeyim? Döndü. Tolga niye seçmedik biz bu kız? Niye dönmedik dedi. Ne bileyim abi dedi. Boş ver ya. Neyse Hülya'ymış kısmetim dedi. Sonra yarışma bitiminde Murat Boz bir gün tweet attı. Sevgi olsun, taşta olsun klibi yazıp çok güzel işler yapıyorsun İremciğim, takipteyiz diye. Dedim işte sen dönmedin, ben gaza geldim. Gaza geldi, iyi ki de dönmemişler falan diyormuşuz. Ne kadar enteresan, tabii ki Voice of America, Türkiye, o Ses Türkiye adaptasyonu çok enteresan ve çok başarılı. Hatta ben şunu söylemek istiyorum, hatta pek çok yazı yazdım onunla ilgili. 2003'te başladı bu tarz müzik yarışmaları. Son yıllarda hiç bu yarışmalardan hepsini gitti yani. Bir tek Acun'unki kaldı. Tabii. Doğru dürüst yapabilen çok bir tek o. Çok sağlam, iyi bir proje olduğu için. Evet, daha da evet. Hani, adaptasyon da çok önemli. Nice yıllar var diye düşünüyorum. Adaptasyon çok önemli, çok önemli ama o yani ilk jüri efsane olmuştu. Evet. Yani hani Mustafa Sandal, Murat Boz, Hadise ve Hülya Avşar olanı. Sonrasında da hani Gökhan gelmesi işte. Aha. Bu Ebru Gündeş'in gelmesi. Renkleşti olay. Gitgide renkleşti yani, tek şeye sabit kalmadıkları için bile. Kesinlikle. Bu kadar güzel oldu. Doğru. Ve zaten reytinglerde en güzel başarı yakalıyor. Sonrasında pek çok müzik yarışması çıktı. Hepsi çuvalladı. Şu anda da bir iki tane müzik yarışması ve yapılıyor. Ve o yarışmalar, çıkan yarışmaların hepsinden bana jürilik teklifi geldi. Öyle mi? Hepsinden yani. Kabul etmedin. Çıkıp 2-3 program sonra kaldırılanlardan. Eyvah. İlk başta ilk sene dedim ki ya o daha ben geçen sene jürinin önündeydim, ben ne haddime erken benim jüri koltuğuna oturmam güzel. Yani. Güzel bir ama şey. Şimdi bu programlar biraz da hani eğlence sektörü. Hani o zaman tamamen kapalı kapılar arkasında konservatuarlarda orada burada yapalım eğitimleri. Evet. Bu evet. Eğlence o zaman da dedim ki
ben bulunabilirim ya böyle bir şeyin içinde ama projeler hiç içime sinmedi. Bir de hani o ses Türkiye'den çıkmış biri olarak öyle kalitede bir şeyin içinde olmam lazım yani. O yüzden daha yok öyle bir şey. Evet, doğru söylüyorsun ve Müzik Kuşu'nda birliktelik devam ediyor. Şimdi ne diyelim? Aşk Olsun'u dinledik. Nabza Göre Şerbet diyelim. Şarkılarını da konuşuyoruz. İşte böyle gördünüz. Voice of America'nın Türkiye versiyonuna katıldı. Tabii baban kung fu yaptı mı? Sonra soracağım onu sana. Onu soracağız ama. İlk başta yaptı. İlk başta okey. O kung fu'yu sonra konuşalım. Nabza Göre Şerbet diyelim ve birliktelik devam ediyor Müzik Kuşu'nda. Herkese karşı savunuyordum, yüzümü kara çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımda gerçeği göremiyordum. Nabza göre şerbet falan filan, on lafın dokuzu yalan. Kim varsa sana güvenip inanan, intikam için gün sayıyor. Çok ne de duman var ne de ağrım. Kalmadı kimseye insafım. Affedemem ben bunları, gel atlatırsın yaşın daha çok. Hakikaten Müzik Kuşu devam ediyor. Ne diyorsun? Yaşı daha çok genç. Klipte oynayan arkadaş 19 yaşındaydı. Öyle mi? Oldukça enteresan. Bu şarkı için ne söyleyeceksin? Biraz şarkılar da değişiyoruz biz bu programda. Çıkarken vesaire senin önemli hitlerinden bir tanesi oldu. Tabii. Hikayesi vesairesi var mesela kimin şarkı? Bizim yollarımız Gökhan Şahin ve Emrah Karaduman ikilisiyle Zorun Ne Sevgilim'de kesişmişti. O zaten hani geçen sene... Ya çok kümülatif ilerledi benim bu yükseliş olayı. Evet. Hani bir gecede, hani doğru bazıları diyor ya bir gecede. Hadi oradan. Bir iki sene oldu yani. Kümülatiften kastettiğim birike yani, bir iki. Aynen yani üstüne geldi evet, böyle evet. Yani. Mesela Ben Size Yapamazsın çok naif kaldı, çok sessiz kaldı. Evet. Düşler Ülkesi, ova bu kısmı evet. Ya o kim söylüyor bunu oldu. Üstüne Sevgi Olsun Taşta Olsun çok eğlenceli bir klibi vardı. Acayip aranjesi vardı. Kesinlikle. Ondan sonra Zorun Ne Sevgilim Ne zaten artık şey Flora Sandı Kız diye başladı millet o klipteki. Doğru. Saçma hareketli. Evet. Stop. Yok ben o saçmalığı seviyorum. O arada işte bir kalbimin tek sahibine vakası var zaten. O bizi bitirdi. Evet. Evet kümülatif oldu. Arada. Doğru söylüyorsun. Bir yani. Bizim üstünde Nabza Göre Şerbet var. Hepsi birbirini besledi yani. Destekledi. Hani... Birbirini destekledi. Yani bir residence gibi yükseldi. Aynen. Yani attın... Ama temeli sağlamdı. Temeli. Bir kibar evet. Vardı temelinde. Yani. Evet ki onu birazdan da konuşacağız. Gelelim şu kung fu meselesine. Yarışmaya çıktın. Nasıl söyledin ailene? Yani ne dedin? Anne baba ben o Ses Türkiye'ye mi katılacağım falan mı dedin? Hayır hiçbir şey söylemedim. Gittim o körelemelere gittim. İşte Hülya Hanım döndü. Gizli gidiyorsun hala değil tabii mi? Canım kimsenin haberi yok. Zaten çekimlerde de ailemden kimse yok. Bir tek Melisa diye bir arkadaşım var. Ona demiştim kalk kız kalk. Hani yemeğe gidiyoruz falan diye çıkalım evden. Uyduralım bir palavra. Neyse ne zaman yayınlanacak falan diye sordum. 30 Ekim'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Babamı aradım. Bu akşam dedim beni dinlemek ister misin? İşte sahneye çıkıyorum grubumla onunla zannettim. Nereye gelelim dedi. Yok gelmene gerek yok. Evinize getirdim dedim olayı. Bilmem ne TV'yi aç dedim. Orada dedim izlersin. Bağırdı çağırdı. Ne yaptın? Ben cidden ne mi bağırdı çağırdı? Yani o çünkü danışmam lazım. Yani. O benim advisor'ım hayatta yani sonuçta. Tabii, hem baba yani. Tabii. Kızdı tabii ya ondan sonra. Ne yaptın sen filan? Söylesene falan. Cümleyi ya. Çok güzel anlatıyordun az önce. Bağırdı çağırdı ne yaptın? Sen dedi biz dedi burada başlıyorsun eşeğimiz değil. Biz de neden dedi arayıp bir şey danışmıyorsun dedi. Ben belki kafamda sana bir yol çiziyordum dedi. Bu yarışmalardan star çıkmaz dedi bu memlekette dedi bilmem ne dedi. Ama inanmaz yarışma olayına o çünkü. Öyle bir bakış açısı var ya. Yani. Şahsen ben de inanmıyorum. Çıkmıyor da yarışmalardan star. O ayrı bir tartışma konusu da yani. Birincilerden belki. Birincilerden. Bilmiyoruz evet, yani. Evet, evet. Sonra hani bakarsak zamanda Hadise'de yarışmaya katılmış evet. Bir şu evet. An Türkiye'de. O Belçika versiyonuna katılmıştı tabii. Murat Boz da katılmış zamanında. Evet. Yani Hülya Avşar Taci elinden alınmış bir yarışmadan evet. Çıkmış. Yolu geçiyor diyelim. Yolu evet. Oradan bir viraj oluyor. Aynen bir yol geçimi var. Benim de dönüm kesinlikle noktalarımdan oldu, evet. Yani hani. Sonra bir ay falan ne hissettin o anda babanın sana söylediği şeylerde? Ya, baba kız aşkı diye bir şey vardı. Yani, ben onu dedim hayal kırıklığına uğrattım herhalde. Çok üzüldüm. Ay, üzüldün çok kırıldın ağladım. Yani. Zaten hani orada benim bir
küçük bir egocuğum vardır hani. He. Uyutmaya çalışsam da yatıştırıcı versem de bir küçük egocuğum vardır. Diğer üç yürü dönmediği zaman o ego paramparça oldu. Ve o günden sonra o egoyu ben toplamadım. Dursun dedim böyle. Bölük bölçük kalsın. Hayırdır dedim. Dört tane star var orada. Çıkıyorsun, hepsi sana dönecek egosu yapıyorsun. Yürü git İrem dedim. Hepsinde yani. Döneceğin bir şey yok yani. Yani hani kendine güvendiğin bir husus olunca istiyorsun hani o tabii, şey değil hani. Tabii. Gönül isterdi ki dörde de dönsün değil mi? Oo, tabii. Üç tur atıyoruz hep beraber. Çok enteresan. Ve evet böyle oldu ve yarışma aslında çok enteresan. Yarışmada da yolun bir şekilde... bir elendin değil mi? Kaçıncı ne kadar çabuk? Yarı tam finalde elendim. Yarı finalde finale bayağı da gelmişsin, finale geldin. Peki o sana artık bir motivasyon oldu. Ne dedin? İrem artık yürü mü dedin? Hem motivasyon oldu hem de çok büyük hatalarım varmış benim sahne üzerinde performans esnasında. Onları tek tek yakaladık Hülya Hanım'la. Videolarımızı izledik. Bak bu böyle olmaz, böyle olacak. Çık koşu bandında söyle şarkılarını nefes eğitimi için. Ya çok acayip böyle kimsenin vermediği böyle küçük küçük tavsiyeleri vardı. Çok güzel. Sonrasında o yarışmalarda imzaladığımız anlaşmaların bitimini bekledik bir 6 ay. Ama iyi küçük 6 ay iyi beklemişsin. Çok hani hakkaniyetli bir anlaşmaydı o da yani. Aa, hiç kimsenin güzel, hakkını güzel. Yeme durumu yoktu. 6 ay tabii ki yani sular durulacak. Tamam. O sular durulduktan sonra babam dedi ki hadi dedi artık dedi madem dedi sen bu işe baş koydun vazgeçmeyeceksin. Ben de seni silah arkadaşın olacağım dedi ve bu Melih Kibar şarkısına öyle biz çok tekrar güzel, ulaştık. Çok güzel. Yıllar çok önce güzel. Zaten Melih abi kendi stüdyosunda çalıp söylemişti bu şarkıyı. Evet bize. Evet. Onu birazdan çalacağız. Ben siz yapamazsından bahsediyor sevgili İrem. İşte böyle oldu yolunun popüler müzikle kesişmesi ama şimdi bir akustik dinleti yapalım. Nazende sevgilim akustiğini dinleyelim ve birliktelik devam etsin. İrem Dilici burada. Günümüze doğru geliyoruz. Biraz oradan biraz buradan tarihsel süreç böyle karıştıra karıştıra amaç muhabbet olsun, sohbet olsun ve bu deli kızı böyle daha da coşturalım diyorum. Sizsiniz deli ayol. Yok pozitif falan da söyleyeyim canım. Ve birliktelik devam ediyor müzik kuşunda. Şimdi Nazende sevgilim Uçan Kuş TV'de. Müzik kuşu devam ediyor. İrem Dirici burada. Michael Koyucu yayında ve Nazende sevgilim. Çok güzel böyle Osmanlıca bir şey var, name var. Şarkıda da sözleri. Linkaydı bu. Nasıl oldu biraz? Azeri şarkıları aslında bu. Nazende gurbet demektir. Hı-hı. Gurbetteki bir sevgiliye yazılmış. Hı-hı. Bu aslında bir önceki maxi single'da sevgili eşim Rıza Esendemir'in aranjesini yaptı. Bizim de ikimizin şarkısıdır bu. Çok böyle romantik bir geceye eşlik etmişti bu şarkı ve hani böyle şu kadar bir yerde evin içinde kalkıp dans falan etmiştik hani bayağı Hollywood klişesidir ya bir anda kalkıp dans ederler. Öyle bir an yaşamıştık sonra dedik ki hani bu şarkıyı çok seviyoruz kendimize yapalım bunu. Yaptık koyduk. Bu da Rıza'nın eski radyosunun terasında böyle ona konuk gitmiştim. Madem dedik enstrüman var hadi bir çekim yapalım. O bayağı böyle bir telefon, bir tane elde bir kamera falan 2 dakikada yapılmış bir çekim. Siz o zaman aşkınızı da deli gibi yaşadınız yani içinizden geldiği gibi. Hep ne kadar öyle güzel. Yaptık hep öyle kavgasıyla gürültüsüyle. Kavgası. Yani bu kadar yoğun yaşayınca yoğun olunca öyle oluyor. Ve o da boğa burcu. Boğa burcu. Koç, aslan, toprak, boğa. Biz evde büyük başlar sürekli kafa kafaya. Böyle işte. Tabii ki astrolojiye sevgilerim de çok ineriyor. Ben inanan bir kişi olarak ve bütün sohbetlerimizde hep bir astrolojiye referanslar yaparız. Var ucundan çünkü her var, burcun var. Ortak özellikleri var. Beylik özellikleri kesinlikle. Ve tutuyor yani. Kesinlikle öyle. Tabii ki bu süre içinde sen bir de evlilik çıkarttın aradan. Tabii. Onu da paylaştın insanlarla. Bu çok güzel.
Yani böyle gizem gizem triplerine de girmedin. Yok. O paylaştığın görüntüleri izleyelim mi o zaman? İzleyelim. Peki abi, Uçan Koç TV'deyiz. Birliktelik devam ediyor ve gördüğünüz gibi İrem çok hızlı bir hayat son 2,5 yılda ve o hız içerisinde çok da sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızla güzel bir evlilik yaşadı ve onları da açık yani kamuoyuyla paylaştı. Şimdi o VTR'yi dinleyelim, izleyelim hep birlikte ve onunla sohbetimize devam edelim. Düğünden önce son çıkış. Şu anda İrem Derici'nin şarkısını çalmaya çıkıyorum. Evlendi ve kalbimi tek sahiplendi. Ve müzik kuşuna birliktelik devam ediyor. Michael Kuyucu'ya da sevgi İrem Derici ile birliktelimiz devam ediyor. İrem ne hissettin? Ne kadar oldu? Bozuldu. Sinirin bozuldu. Evet, ilk defa izliyorum. Bir ikincisi biz orada acılar içindeydik. Çimenler, benim topuk batıyor. Rıza gelinlikle yürümeyi pek algılayamadığı için, erkek olduğu için beni çekiştiriyor. Dualar mı diyeyim? Sinan ona mı yetişelim? Ay acayip bir andı o. Zaten hani... O heyecan, o aptallık acayip bir şey ya. Bir garip oldum izleyince. Hiçbir şey hatırlayamıyor değil mi insan o anda? Yani sanki ben de düğüne katılmış biriymişim gibi hep hatırlıyor. Evet. Ve biz o kadar vaktimiz yok ki oturup bir düğün videosu hala izleyemedik. Aylar oldu yani. 7 ay oldu neredeyse. Çok hoş, çok güzel. Benim ilgimi çeken bir şey var. Tam şöhrete doğru tırmanırken özel hayatını da renklendirdin. Şimdi bu dünyada çok az insanın yaptığı bir şey. Yani şöhretle giderken bakmaz kimse özel hayata, popülarite vesaire filan. Sen yuva kurdun. Bu da çok farklı bir şey. Ne demek istediğimi anladın mı? Veya izleyicimiz yani anladılar mı? Yani şöhreti kaptırıp çok da güzel takır takır gidebilirdin. Yani ama yuva kurmak benim de çok sevdiğim kutsal bir şey. Bu anlamda tebrik ediyorum seni bir vatandaş olarak. Yani hiç bakmadın yani şöhret vesaire ayrı bir kalem, ayrı bir dünya. Ve dedin ki ben evleneceğim dedin. Ve ben şok oldum, ben şaşırdım. Bir müzik araştırmacısı olarak şaşırdım. Çünkü ilk defa gördüm bunu. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Nasıl oldu? Tamam, Yıldırım Aşk çok güzel. Allah devamını ettirsin ama evlilik, bir anda o popülarite içerisine evliliği de sığdırmak bence yürek isteyen bir şeydi. Yani şöyle bir durum var, o bahsettiğiniz vay ben popülerim, hadi ben hayatımı yaşayayım, o gece buraya gideyim, bu gece oradan oraya geçeyim, herkesle flört falan. Ben asla öyle bir insan değildim zaten yani. Bir de şeyin artısını hayatım boyu görüyorum. Çok iyi okudum ben ya. Yani okudum. Hani okudum eğitim aslında. Anlamında diyorsun. Yani eğitim. Okudum, sırf eğitim anlamında da değil. Ben gezdim, gördüm.
Ama şey değil yani, Paris'te 5 gün, Los Angeles'ta hadi tenlerimizi koyarsın. Akşam yemeği yiyelim değil yani, anladım. Pat Dubai, pat Beyrut, işte bir anda Allah'ın unuttuğu bir ülke falan. Çok izledim, çok dinledim. Ve Allah şükürler olsun, hani annem babamın ayrı olmasına rağmen bir gün bile bizi bir maddi sıkıntıya sokmadı babam. Hani işte çocuklar bir marka ayakkabı alırdı, ben de özenirdim. Ertesi gün o da bana alırdı. Yani yokluğu tam anlamıyla yokluk olarak hiç yaşamadım. Ve hep bu ayrı anne baba çocuklarında bir tık şımarıklık vardır ya. Evet. Hemen mesela işte böyle boynu düşer, yüzü düşer falan. Çok tatlı anlamda şımarttılar beni hep. Anladım. Ve hakikaten ben de bunu çok güzele kullandım. Atıyorum harçlıklarımı biriktirip gezdim. Gezdim ama işte bizim bütün arkadaşlar Çeşme'de bir içlerde yatarken ben kafamda şey deve üstünde gezdim yani. Hani ve hani bu acayip bir şey katıyor insana. Bende hiçbir zaman bir olmamışlık, tırnak içinde bir sonradan görme durumu olma durumu yoktu. Zaten mesela bazıları diyor ki sen ne parayı buldun. Para bende vardı zaten. Olay diyorsun, para değil para ki. Para bulmak değildir söz konusu. Olay para değil ki yani. Ben zaten istediğimi alıyordum, yiyordum, içiyordum, geziyordum, görüyordum. O yüzden bende bir bulduncukluk, bir sonradan görmelik durumu söz olmadı. Söz konusu olamaz. O yüzden de ben vay be popülariteyi yakaladım. Ben bunun imkanlarını sonuna gezip, kadar tozim, kullanayım. Bilim, yapayım, yap. Orada kendimi göstereyim, burada kendimi. Böyle bir şey yapmadım. Gerek yok. Tam tersi. Dünyanın en zor şeyi. Hele hele böyle bir sektörün içindeyken dünyanın en zor şeyi aile kurup işte onu evet. götürmek. Çok doğru. Biz onu el ele sırt sırta evet. çok güzel beceriyoruz Rıza ile. Allah nazardan korusun. Aynı anda söyledik. O zaman kısa bir ara vereceğiz. Bu evlilik konusu çok güzel bir konu. Örnek olması gerekiyor sevgili İrem Derici'nin. Tabii şarkılarında konuşacağız. Allah nazardan korusun diyoruz. Evet sevgili İrem, az önce bize çok güzel bir şekilde anlattın. Yuvanı kurdun. Nasıl gidiyor şu anda evlilik? Çok güzel. İşte en güzel anlatılabilecek en güzel şey. Bir yandan şöhretini yaşıyorsun, bir yandan işinde başarılı oluyorsun. Sonradan görmeliğe ihtiyacım yoktu diyorsun zaten. Ve şu anda her yuva kurmak isteyen genç kız gibi sevgili İrem Derici de yani iş ayrı, özel hayat ayrı ikisini de çok iyi bir şekilde kontrol edip bir yönetim yapabiliyorsun. Vallahi zor oluyor mu? Her iş gibi zorlukları oluyor yani. Hani mesela işte gerçek olmayan haberlerle boğuşma durumumuz oluyor. Ya da bir şey pireyken deve yapılma durumları oluyor. Evet. Yani insanoğluyuz biz de. Hani yüzümüz düşüyor ama Allah'tan o konularda da güçlüyüz ki. Biz diyoruz evimize bakalım, birbirimize bakalım, işimize gücümüze bakalım. Gerisi çözülür zaten yani. Bu kadar açık olma sebebimiz de hakikaten insanların bizi neyse o şekilde tanımalarını istememiz. O yüzden yani. Evet işte böyle o zaman nice inşallah Allah çocuklu büyüklü çocuklu çocuklu bir evlilik nasip etsin. İnşallah. İleride Allah. Herhalde değil mi var mı? Bu kadar bu kız hadi şimdi sen öyle bir kızın var ki ben her an bekliyorum 6 ay sonra İrem Derici işte çocuk yapıyor haberimi. Gelir. Gelir mi olabilir mi? Evet. Gelir, inşallah. İnşallah. Bir sağlık problemimiz bir şeyimiz tabii yoksa inşallah. Çok güzel. Çok istiyoruz. Ve tabii ki. Diye planladık evlilik. Ha öyle burcunu falan ayarlamayı düşünüyor musun? Var öyle. Değil, yok, ya öyle değil de hani böyle mesela mevsim ya da ne bileyim bazı genç. Burç'a da mevsim de değil. Biz 13 Eylül'de evlendik. Ha. İşte böyle 13 Eylül'de bir tatile çıkalım falan. Orada altı gün çalışmaları. Seneyi devreye de çocuğumuzu yapalım diyor pekala. Sırtımı alıp çıkacağım sahneye. Şimdi çok enteresan bir şey var Evrim Derici'nin. Ben her şeyimi planlıyorum demişsin bir röportajında. 2019'a kadar yapacağım her şey belli demiştin. Bu o zaman çocuk da bunun dahilinde mi bu plan içinde mi? Ya o daha çok plan dışı. Hani aile yani çocuk gibi önemli bir şey plan demek istemiyorum. Evet. O tarihleri daha çok uygun anladım. Görüyoruz gibi. O çünkü yani ben öyle bir manyağım ki bu işim konusunda. Şu an mesela iki şarkım Ozan Çolakoğlu'na emanet, o yapıyor. Erhan Bayrak'ta üç tane şarkım var. Mustafa Ceceli'de iki tane şarkım var. Oo. Onun harici Uğurcan Sezen bir şarkıya başladı. Rıza Evde başka bir şarkıya başladı. Bunlar hazır olacak. Yani ben tekli de çıkarsam bunlar hazır olacak. Mesela Eylül'de bu çoluk çocuk tantanasına girmeden 3 tane falan klibimi çekeceğim. Yani ciddi ciddi çoluk çocuk tantanasına giriyoruz o zaman. Var tabii öyle bir niyet var. Dediğim gibi sağlık el verirse. Allah'tan bir kısmı ederse. Aynen tabii. Öyle. Hani ben öyle tembel stok yapıyorum diyorsun yani. Tabii şarkıları stokluyorum yani şu an. Hani kafada klip toplantıları yapılıyor bilmem neler var. Hani konserlere de durdurak vermek istemiyorum. Benim zaten biliyorsunuz bir böyle
olmuş tipe dair bir kompleksim olmadığı için. Onu birazdan soracağım zaten. Doğum kilolarımla çıkarım sahneye. Alırım sırtıma da çocuğu. Biliyorsun çok güzel. İşte böyle pekala görünüşle ilgili çok güzel mesajlarım vardı. Onları konuşacağız ama şarkılarımızı değişmeye devam edelim. Neredesin seni dinleyelim ve müzik kuşu devam ediyor. Michael Koyucu'dan Derindirici burada ve Neredesin Sen? Şu garip halimden bilen işveli güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Müzik kuşu devam ediyor. Neredesin sen? Bu senin en otantik yorumladığın şarkı. Ve başlangıç, kariyerin başlangıcında oldu. Evet, hemen. Bu bir ticari amaç güdülmeden yapılmış bir projeydi. Ne zaman yaptık biz bunu? Tabii 2013 başında yaptık. Ben Neşet Ertaş'ı acayip severim. Evet. Ve Neredesin Sen çok ayrı bir şarkıdır benim için. Böyle... Aranje de acayip gelişti. Bir gün stüdyodaydık. Uğurcan Sezen yaptı bu İstemez Misin şarkının aranjörü. Jingle House'da çok böyle baba yıllardır reklam müziği yapan abilerim. Evet. Bayağı oturuyordum şöyle bir ayağımı vuruyorum, el çırpıyorum. Dedim bu yürüyüşten çıkar mı bir şey? Tamam dedi. O zaman dedi etnik bir şey yapalım dedi. Hani böyle bir Budabar albüm şarkısı gibi bir şey yapalım dedi. Cover dedim mi bence öyle olacak ya. Zaten Neşet Ertaş gibi büyük bir usta bu şarkıyı sazıyla söylemiş. Hakkıyla daha sonrasında tabii canım. Yani daha sonrasında bir sürü üstad söylemiş bu şarkıyı. Benim hani yaptığım kendi çapımda böyle bir benim saygımdan yapmışken de biraz değişik olsun. Sonlarına doğru büyük coşuyorum. Yani arkaya tek kişilik koro yaptım ben oraya. Bir tek ben girip vokallerini tek tek yapıp. Benim için çok böyle gururla dinlediğim hala bir çalışmaydı. Ama öyle sadece dijitalden açtık. Evet. Yani belki benimle paylaşmak isteyen, dinleyen olur diye. Hı-hı. Ama bir albüme koyup bir klip çekip bir ticari bir şeye döndürmedik. Evet. Çok farklı bir çalışma oldu bu. İrem Delici'nin aslında otantik şarkılarda da neler yapabileceğinin bir şey oldu bu, bir ipucusu oldu. Yani sen kendi tarzında alternatif olarak sunuyorsun eski şarkıları ya da farklı formdaki şarkıları. Bunu diyebiliriz. Dolayısıyla bir cover albüm veya bir nostalji albüm çıkarsa belki de bu formatta çıkacak. Ve üst üste 3 şarkımız var. Yine ilk dönemlere ait Bir Miyiz. Bir Miyiz. Bir Miyiz'i dinleyelim, sonra hikayesini alalım. Müzik kuşundayız ve İrem Delici Bir Miyiz. Uçan Kuş TV'deyiz ve Bir Miyiz özel bir şarkı. Düzenlemeyi kim yaptı? Söz, müzik, düzenleme hepsi canım abim Erkin Aslan'ın. Evet, paket yani. Çok güzel yakalamış. Paket ve Erkin abinin sesini de çok duyuyorsunuz jingle'larda. Hı-hı. Jingle'ları kendi besteliyor. Birçok ünlü markanın sesidir kendisi. Yılların bestecisi, aranjörü. Bir şarkısı daha var şu an böyle yeni başladı. Bayağı omlet yaparken aklına melodi gelmiş geçen. Al.
çalayım mı sana dedi. Bayağı omletten bu mu çıktı yani bayağı. Bu son kayatlar ne gelecekti acaba diye. Çok çok özel bir müzisyen. Sende özelliği ne bu şarkının? Bizde özelliği büyük. Yani biz dinleyiciler olarak bu şarkıyı çok sevdik. Bu da bir İrem Derici klasiği olacak kesin. Sesimi çok güzel belli edebildim bu şarkıda. Ve yorumumu çok yorumunu gösterdim. Aynen. Evet. Ve çok cool bir şarkı ya bu. Evet. Yani biraz daha popun dışında yine pop ama daha böyle o İspanyol ritimleri evet. altında hani konuştum ben bir de bu şarkıda. Hani o ilk baştaki giriş bölümünde kayıt esnasında Erkin abi öyle dedi. Karşında düşün adam var. Olmuyor. Bu hikaye artık sarpa sarıyor. Ve ona anlat dedi. Söyleme boş ver dedi. O yüzden çok özel bir şarkı benim için. Yani konserlerde falan ayrı bir düzenlememiz var bu şarkının sonlarına doğru. Bayağı şov yapıyoruz. Birimiz çok özel benim için. Evet kesinlikle öyle. Biz de çok seviyoruz bu şarkıyı. Ve yine İrem Derici'nin önemli klasiklerinden bir tanesi. Kalbimin tek sahibine, onu da şöyle bir hatırlayalım ve sahibinin sesine soralım. Gerek var mı? Hiç unutmadık ki hatırlayalım değil mi öyle? Ve kalbimin tek sahibine şu anda Müzik Kuşu'nda. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Kalbimin tek sahibine bir yıl geçmişi var yok. Ayları saymak lazım belki bir yıl için mi öyle? Tam bir yıl yeni tam oldu. Mart filandı değil mi öyle? Mart öyle niye sanki aslında bilmiyorum. İlk bir show programında söylemiştim. Aha. Onun üzerine iki ay sonra falan CD ve tam evet. aranje şeklinde evet. çıktı. Evet. Çıktı da çıktı yani. Çıktı da çıktı. Radyo programında en çok istek alan ne zaman istek köşesi yapsak İrem Derici kalbimin tek sahibi tak 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 gelen bir şey. Bu şarkının başarısının altındaki sır ne sence? Pozitif bir şarkı çünkü yandım bittim de yok yani. Yandım bittim yok o zaten olayı. Hüseyin Boncuk söz müzik yazarı. Ve bu şarkı yıllar önce şu an evliler ama o zaman evli değiller. Sema nişanlısıyken doğum gününde Sema'ya yapıyor, yazıyor. Evet. Ve bir video çekiyor. YouTube'da var o. Hüseyin Boncuk kalbimin tek sahibine diye yazınca çıkıyor. İlk başta böyle herkesin elinde kağıtlarla şarkının sözleri ve yurt dışında yaşıyor o zaman. Hani yabancılara söyletiyor. Sonunda gitarıyla çalıp söylüyor. Ve hani eşine doğum günü hediyesi olarak biz bu şarkıyı yapmak istediğimizi ilk söylediğimizde Hüseyin'e dedi ki ama ben yapamam ki dedi bundan bir ticari bir şey bekleyemem. O benim dedi aşkıma duyduğum şeyleri beslediğim bir şarkı dedi. Boş ver hocam ya dedik 75 milyon 80 milyon duysun aşkını Sema'ya duyduğun dedik. Değil mi? Doğru. Ve hiç kolay değil bu şarkının yaptıkları yani ardı arkasına sayınca kırdığı rekorları hani evet. ve bir önce gelene İki kat fark atarak evet. 121 milyon YouTube tıklanması var ve evet. bu sırf Türkiye değil hani hep söylüyorum. Bütün dünya. Özellikle Araplar falan hepsi beni tanıyor artık yani AVM'de falan gelip fotoğraf çektiriyorlar. Şükür Vay. Çok şükür bir şükür bir. iTunes tarihinin en çok indirilen Türkçe şarkısı, en çok Vay. Satın alınan Türkçe şarkısı en son 50 bin küsürlerdeydi. Çok güzel. Yine komik bir detay. En çok cep telefonu melodisi yapılan şarkı bu sene. 35 hafta daha fazla olabilir. En çok satan single'lar listesinde bir numara kaldı. Hala üstüne bir yıl geçmesine rağmen 4'lerde 5'lerde seyrediyor. iTunes'da yani 4 ay 5 ay zirvede kaldı en çok indirilen şarkı olarak. Bak Müthiş. Dilimde tüy bitiyor rekorunu sayarken Yani evet beni de tüyüm diken diken oluyor çünkü böyle başarı yakalayan şarkı yok şu anda. Yok ve rakamlar çok feci. Da tadında bir Mustafa Ceceli aranjesi oldu. Evet. Ne bir eksik ne bir evet. fazla. Evet. Lokum gibi oldu şarkı. Lokum. Ve böyle bir durumu da var şarkının. Sırf bir aşk hikayesi değil bu. Yani evladına çok şükür bir şükür seni bana verene diye söyleyen, babasına söyleyen. Yani ve bu küçük çocukların üstünde de acayip bir şarkısı var bu etkisi var bu şarkının. Uyumayan çocukları uyutuyor bu şarkı. Ya çok Ninni gibi yani. Acayip ne videolar geldi bana.
diye ağlayan çocuk dualar diye ben girince hop diye gidiveriyor. Allah. Yani acayip bir durumu var bu şarkının. Bu bizi aştı ve Allah razı olsun Hüseyin Boncuk'tan benim hayatıma girdiği için yani. Gerçekten de hikayesini çok güzel anlattın bize. Demek ki o büyük bir aşkı anlatırken demek ki duygular bazen böyle çok önemli duygular, çok önemli eserler çıkartabiliyor. Yani ve samimi böyle duygular. Acayip kelimeler bulup böyle buralardan o kelimeleri kurcalayıp dinlemek. Yok. Evet, evet. Dünyanın en basit, en güzel duygusu aşk. Bu adam bunu o kadar yalın, o kadar güzel anlatmış ki. Biz yine bekliyorduk güzel bir başarı ama bu kadarını kim bekler yani? Kesinlikle öyle. Ve zoru ne sevgilim? Senin önemli böyle en dıntıs dıntıs şarkılarından bir tanesi. Onu dinleyelim ve müzik kuşu devam ediyor. Nefesimiz tükeniyor, azalıyoruz. Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. Birliktelik devam ediyor. Zorun ne sevgilim? Yine radyoda en çok çalan şarkılardan bir tanesiydi. Zorun ne sevgilim? Kime söyledin bunu? O zaman sevgilin var mıydı? Yoktu. Yorumlarken yoktu. Yoktu. Sevgi olsun taştan olsun da Zorun ile beraber çıkmış. Beraber çıkan bayağı evet. Bayağı da dalga geçmişlerdi. Hani evet. Sevgi olsun taştan olsun yeter ki olsun diyordun. Şimdi Zorun ne sevgilim diye hesap soruyorsun diye. En sevdiğim klibimdir bu benim. Hakan Yonat'ın ellerine sağlık. Ne yaptığım belli değil, böyle irite bir kız var, bayılıyorum o halime. Çok cool, çok deli, agresif, hadi artist değilim, böyle sempatik, hoplayan zıplayan ama hafif agresiflik de var. Var. Yani çok dinamik bir kız var. Şey soracağım, birazdan kısa bir aramız olacak ama öncesinden şey, şan eğitimi aldın mı sen? Yok. Yani şan eğitimi nedir? Müzik, şarkı söyleme, ses eğitimi. Şan diyelim yani dinleyicilerim. Yani lazım ama mekanikleştiriyor bana göre. Yani duyguyu öldürüyor. Egzersiz yaparım ben. Hani peki bu şarkılar ben hep söylüyorum. Sanki 30-40 yıldır şarkı söyleyen bir kız var. Romantik şarkılarda. Söylüyorum. 30-40 yani, yıldır söylüyorsun. Öldürün beni anasını satayım. 28 yaşındayım. Ne onun için diyorum sana 30-40 yıldır söylüyorum desen. Söylüyorum 5-6 yaşından beri söylüyorum. Evet. Çok etkilen. Ya 25 yıldır söylüyorum diyorsun. İsimler oldu. Hani Whitney Houston şarkıları söyleyerek büyüdük. Söyleyemeyerek, beceremeyerek. Selin diyor şarkıları söylemeye çalışırken ağzım yırtılıyordu falan filan yani. Hani karşıyım ben kendi adıma. Hani mesela caz vokal teknikleri eğitimi biraz Sibel Köse'yle birkaç ders yaptık falan ama öldüreceğim ve ben yorumumun duygusunu kendimi öldürürüm yani. Mesela prozede olayı benim şarkılarımda bulamazsınız. Evet. Normalde konuşurken Türkçem gayet düzgündür ama şarkılarda öyle söyleyemiyorum. Mesela kalmadı kimseye insıfım demişim şarkıda. Kıyamam sana, bana, üzülme. Anladım. Ya o öyle bir şey yani. Duygu öyle çıkıyor, söylüyorum diyorsun. Yani bana mesela bir şarkımda vokal koçu getirdiler. Kağıt yazmış adamcağız, buralar yanlış falan diye gösterdi. Ben ağlamaya başladım. Siz dedim şu an öldürüyorsunuz. Bu şarkı şu an ölüyor. Ben bunu böyle söyledim. Tutmayacaksa da benim başarısızlığımdan tutmasın. Yani benim yüzümden tutmasın. Yani hatta prozede. Ya bu duygu işi abi prozede. Ben kabul etmiyorum. Bak ne diyorum, gizlemi yorum diye bir adam geldi çıktı. Almanya'dan. Evet. Ve kasıp kavurduğu hala Türkiye'nin starlarından biri. Evet. Bu müzik işi öyle bir şey değil. O zaman herkes hani aksan diye bir şey var yahu. O türkülerimiz o aksan, o lehçe olmadan tabii nasıl olur? O yüzden ben hiçbir zaman da almayacağım. Ha, egzersizlerimi yapıyorum sahnede çıkıp çünkü 2 saat şarkı söylemek zor bir şey. Tabii. Ama evet, gerisi tabii bende yani. Evet işte böyle sevgili Uçan Kuş TV izleyicileri, çok güzel bir şey söyledi sevgilerim Delici. Böylece bu duygusunu paylaşmış oldu.
Müzik Koşu devam ediyor ve Michael Kuyucu yayında sevgili İrem Derici ile birlikteliğimiz devam ediyor ve şarkılarını konuşmaya devam ediyoruz. İrem çok güzel ve samimi bir şekilde anlatıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de hikayeni de almış oluyoruz. Zorun ve sevgilini az önce dinledik. Hikayesini anlattı bize ve Sevgi Olsun Taştan Olsun adlı yine ilk dönemde ortalığı yıkan şarkılarından bir tanesi. Onu bir kısaca dinleyelim ve yine şarkıların hikayelerini sevgili İrem Derici'ni almaya devam edelim. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlar aha, dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun, taştan olsun ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mabusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayıp bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Sevmeyi seviyor diyorum ya sana, kalpleri kırmayıp aldatmadan. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Evet, sevgi olsun taştan olsun, ne kadar güzel. Sevgiye olan inancını gösteriyorsun o zaman. Belki de açlık. Onu öyle anlatan anlayanlar da oldu yani. Evet, sevgi olsun taştan olsun ve bu en önemli şarkılarının bir tanesi sevgili İrem Derici'nin. Çok güzel bir başarı yakaladı. Radyo'da bol bol çaldı. Radyo'da seni çok sevdi. Nasıl hissediyorsun bunu? Ne diyorsun bunun için? Çünkü pek çok sanatçı sevmez radyolar. Sevmez lafı yanlış da şöyle diyeyim. Bazı sanatçılar çok üretirler fakat radyoları rotasyona girmekte zorluk yaşarlar. Senin ise tam tersi, tabii ki eserler hak ediyor bunu. Ama radyo friendly dediğimiz bir kavram var Türkiye'de. Radyoların playlistlerinde uyan, sevilen sanatçılar. Sen onlardan biri oldun. Hiç farkına vardın mı? Anlanmış bir şey değil vallahi. Tabii ki bunu istesen kurtarmaya çalışanlar var. Ama hatalar yaptım. Mesela kalbimin tek sahibine... Ben çok çabuk vazgeçip yeni şarkıyı çıkarttım. Bir miyiz biraz arada patladı. Ama nereden bilebilirdim yani mesela tam diyorum tamam düşer artık kalbimi tek sahibine artık. Evet. Yuh 3 ay oldu. Hop Buse Terim evleniyor. İlk düğün şarkısı oluyor. Bilmeyenler de şarkıyı duymaya başlıyor. Zaten geçen yıl 100 düğünün 99.5'unda kalbimi tek sahibineydi ilk dans şarkısı. Vay. Sonra bu sefer kesin bitiyor dedim. Bir miyiz'i saldım. Şahan parodisini yaptı şarkının. Bin defa küfrettim beni ona verene diye. Yine patladı şarkı. O arada böyle bir mis kaynadı. Şimdi istek alıyor kalbim tek sahibine. Radyocular da ne yapacak? Alıyor. İstek alıyor deli gibi. Tabii. Ondan sonra bir mis kaynadı arada. Tam dedim ki bir mis arada kaynadı. Bari ben dedim nabza göre şerbeti yapıştırayım. Hoba bir anda bir mis yükselmeye başladı sonra arada. Artık daha sakin, daha böyle araya hani çok da vakit koymak sevmiyorum ama en az bir 2-3 ay beklemek lazım. Mesela Değmezsin Ağlamaya bir ay oldu. 2 ay daha gider herhalde. Gider, yani çok gider, çünkü gider. O radyo monitörde bayağı yükselişte ilk 10'a girdi şu an. Kesinlikle gider, gider dediğin gibi. Ve yine şimdi geçmişe gidelim. İlk böyle Düşler Ülkesi'nin gel git bunun hikayesi. Yani artık tabii ki çıktın Voice of Amerika'da Türkiye'nin O Ses Türkiye yarışmasında. Albüm yapman lazım. İşte hayali koruyor muydun? Aslında yaptık. Hayal bunu ben 5 yaşından beri kuruyorum. Kesin albüm olacak diyorsun. Artık baban da tekrar flashback yapalım. Baban da dedi ki tamam hadi gel ben senin koçun olacağım. Ben senin liderin olacağım dedi. Ve başladınız. Neye başladınız? İlk Ben Siz Yapamazsın'ı yaptık işte. Aha, Melih Kibar şarkısı evet. Olan. Çok bir ses getirmedi. Çünkü ben tanınmıyorum o zamanlar. Bir de hani genelde ilk çıkış yapanlar daha böyle rengarenk klipler, işte çılgın danslar, bir şeyler falan. O siyah beyaz böyle naif bir klipti, naif bir şarkı. Çok güzel bir klipti bu arada. Müfik evet. Samık çekmişti. Şunu söylemek istiyorum lafını kesimi. Bu ara birazdan Bensi, Bensiz Yapamazsın'ı dinleyeceğiz. Ama Melih Kibar'ın son bestesi olduğu söyleniyor. Doğru. Usta büyük bir müzisyen. Doğru yani son sözü son yazılan son bestesi. Evet. Yani evet. Çünkü onların Çiğdem Talu'dan sonra birazcık hani... Yarım kaldı. Sözlerde hiçbir zaman istediği gibi buluşturamamış kimseye. Evet. Sonra Özlem Küçük Yılmaz diye bir o da reklamcı bir kız. O yazmış sözlerini ve benle buluştu şarkı. Çok da şerefli bir çıkış oldu. Evet. Unutmayacağım böyle evet. Hep göğsüm kabararak bu ilk şarkım diye.
Ve o zaman tutmamasına rağmen sonra Düşler Ülkesi'nden sonra Bensiz Yapamazsın da patladı. Evet, evet. Bütün konserlerimde şu an Bensiz Yapamazsın girdiği anda herkes direkt böyle ah diyor yani. Evet, peki şimdi ne kadar da esasen ilk şarkın tutmadı diyorsun, kendi dilinden söylüyorum. Aslında tutmadı değil de az ses getirdi diyelim, böyle bir yorum yapalım. Yani tutmadı. Ya bir Düşler Ülkesi gibi olmadı. Evet, ve evet, evet. Biz bütün gücümüzle saldırdık Bensiz Yapamazsın da PR çalışmaları onlar evet, bunlar. Evet evet, hatırlıyorum basın bültenlerinde işte Melih Kibar'ın son bestesi, İrem Derici, çok güzel bazı bültenler vardı. Ama o dönemde ne hissettin peki? Hani böyle bir sanki hız kesti, sanki vites küçülttün gibi. Tam tersi. İçimdeki canavar iyice... Canavar vites büyüttü. Delirdi. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü vardır, öldürmeyen şey güçlendirir diye. Hep onu hatırladım. Ben dedim çok pis geleceğim yani. Diyorsun. Benim hayatımı hırs yönlendiriyor, müzik hayatımı. Ama başkasına bir hırs değil. Evet. Hep kendime yani. Daha öldüreyim mi kendimi? 120 milyon tıklı videomuz var. Ölmem lazım artık o yani hırsımdan. Düşler Ülkesi bu arada söz müzik Sezen Aksu bir evet, şarkı. Evet, onun hikayesini birazdan alacağız. Bensiz Yapamazsın'ı dinleyelim şimdi. Uçan Koç TV'de bu Sevgi İrem Derici'nin ilk yorumladığı, daha doğrusu ilk plak yani ilk CD yani müzik ortamında, stüdyo ortamında yorumladığı şarkı oldu. Ve onun deyimiyle tutmadı ama bana tutmadı demeyelim de daha az tuttu diyelim. Daha mütevazi benimkisi yorumum. Ucundan tuttu. Ve o onu hırslandıran şarkı oldu. Şimdi isterseniz onu dinleyelim. İrem Derici'yi daha da hırslandıran, daha da gaza getiren o şarkı şimdi Uçan Koç TV. Bensiz yapamazsın, yalnız kalamazsın. Bence geri dönsen bu sonbahar. Vurdun beni, yordun, olsun ama kalbim durgun deli bu aralar. Masada boş kadehler, elimde bir çerçeve. Saygıyla anıyoruz. Melih Kibar benim de müzik hocamdı. Çok sevdiğim bir özel bir müzisyen. Onun bestelerinden bir tanesiyle hatta son söz yazılan bestesiyle çıkış yaptın. Bu gurur verici bir şeydir aslında. Sonsuza kadar benim evet. Böyle alnımın ak olacağı, hep böyle ben bir Melih Kibar bestesiyle çıktım diye evet. Övüneceğim bir durum. Evet, kesinlikle öyle. Ve gelelim Düşler Ülkesi'nin adlı şarkına. Şimdi ne dedin? Daha da hırslandı. Tabii ki bir koç ve aslan kombinasyonu hırslanmamasına imkan yoktur. Yani iş tecrübelerimden, dostane tecrübelerimden bunu çok iyi biliyorum. Ben astroloji alanlar anlarlar ne demek istediğimi. Koç burcu olacak ve de yükselen aslan olacak. Hırslanmayacak imkanı yok. Ne oldu? Şarkı çok fazla ses getirmedi. Sen ne hissediyorsun? Babanla ne konuşuyorsun o dönemlerde? Veya ne bileyim eş dostla filan? İkinci aşama ne olacak diye konuşuyoruz tabii. Evet. Bu arada Samsun Demir canım diğerim hocam. O bize bir advisor'lık yapmaya başladı o dönemde. Ben de bu arada diyorum ki ben de orkestramı kurayım. Hani bir şekilde sahneye başlayayım. Sahneye başlayalım. Hani repertuar yapıyoruz falan filan. Bir gün Kadıköy'de prova yaptık. İskeleye geldim. Vapuru bekliyorum. Telefon çaldı. Samsun Bey arıyor. Açtım efendim dedim. Çabuk dedi mail kutuna bak. Açtım. Sezen Aksu ana hitin ruhuna yazıyor. Dedim dinleyeyim ama şey yok yani hani vokal mi yapacağım şarkıya? Evet. Hani belki ne bileyim bir fikir mi soruyorlar? Bir, bana ne fikir sorsunlar canım Sezen Aksu şarkısına bana fikir sormazlar tabii mi? Niye sorsunlar? Sorsalar ben kendimi keserim. Hani anlamadım evet. Bana da hani şarkının bana verilebileceğini de konduramıyorum. Neyse ne dinledim. Ne ayaklıyorsun bu geldi bize? Hani herhalde vokal yapacağım falan diye düşündüm yani. Hani o, çünkü Sezen Hanım'ın genç yeteneklere yol vermesi... Evet. Yani bir elinden tutması çok bilinir. Tabii. Öyle bir umut doğdu bende. Şarkıyı dinledim Sezen Hanım'ın kendi sesinden. Oo. Abi sinirim bozuldu. Ben başladım ağlamaya tamam mı? Büyük ağlıyorum hem de ya. Lan belki de ben söyleyeceğim bu şarkıyı kim bilir diye. Stres el ayak attı bende yani. Kaldırdım kafayı şarkı bitti. Ne vapur kalmış ne millet kalmış. Bir daha dinledim ben onu. Ondan sonra aradım tekrar Samsun Bey dedim. Ben çok fenayım şu an nedir bu şarkı dedim. Benim neredesin sen yorumumu dinlemiş Sezen Aksu. Samsun Bey dinletmiş. Bu değişik bir hatun galiba. Bu enteresan şeyler var bunda.
Bizim de bir 8 sene önce bir şarkımız vardı ya, Ana Yitir Ruhuna. Bir Sibel Can albümünden dönmüş bu şarkı son dakikada. Onu bir denese ya demiş. Hani değişik bir şey olabilir. Çok Alaturka bir yorum yok ama bir bakalım demiş. Çok hisli bir sesi var bu kızın. Evet. Anlattı böyle, el ayak titriyor benim yine. Ondan sonra dedi ki, Mustafa dedi, bu hafta bir gün ayarlayalım stüdyoda. O çok eli hızlıdır, bir aranje yapsın dedi. Mustafa dedi. Ceceli dedi. Çok hayranım bu arada Mustafa tabii. Ceceli'ye. Yani es şarkısı benim. Ben öldükten sonra dostlar beni onu da dinleyip hatırlar yani. O kadar çok severim. İyice el ayak gitti benim. Koptuk sonra diyorsun. Şarkının hikayesi ana hit. Bilmiyorum, tanımıyorum. Hiç bir bilgim yok yani. Baktım Çiçek Pasajı'nda akordiyon çalan Ermeni bir bayanmış. Böyle kırmızı rujunu sürüp bütün gece bütün konukları tek tek tanırmış. Acayip iyi bir müzisyenmiş ve Sezen Hanım'ın da yakın dostuymuş. Onun vefatından sonra yazılmış zaten bu şarkı. Neyse ben Mustafa'ya gittim. Titriyorum tabii. İşte Mustafa Bey bilmem ne yapacağız, nasıl yaparız? İşte ben bu kadar Alaturka'ya yorum yapabilir miyim falan. Dedi ki istediğin gibi yorumlayacaksın. Ben şimdi sana dedi açacağım kaydı dedi. Hiç kesmeyeceğim. 3 kere üst üste söyle dedi. Bakalım ne olacak. 3 kere söyledim üst üste. Kapattı, hayırlı olsun dedi. Acayip bir hit geliyor dedi. Oo. Abi ama yanlış söylediğim yerler var. Bilmem ne var, cart var, cart var. Hayır dedi. Ben dedi beylik güzel yerlerinden sana çok güzel bir şey yapacağım dedi. Oradan çıktım. Arabaya bindim. Gidiyorum. Yolda mail attım Mustafa. Acil dinle. Ben de yollara vurdum kendimi diye. Mustafa çünkü yaptığı aranjeleri ya da kendi şarkılarını hep arabada dinler. Tur atar. Aha, buraya genç. Koymuş o da dinliyor. Ben de kendim bağladım arabaya. Ben yine ağlıyorum abi. Çünkü dedim ki olacak. Bu sefer olacak bu galiba. Sefer olacak. O kadar içli okumuşum yani. Sonra bir yollar kapalıydı. Bir şeyler vardı falan filan. Ben Taksim'de buldum kendimi. Dur dedim bari yemek yiyeyim. İşte arabayı park ettim. Yürüyorum. Kulaklığı taktım. Tekrar dinliyorum kendi sesinden Müşter Ülkesi'ni. Bu arada telefondan tekrar Madame Ana Yitir işte fotoğraflarına bakıyorum. Onunla alakalı yazıları okuyorum. Yoruldum. Kaldırdım kafamı. Bir baktım ben Çiçek Pasajı'nın önündeyim. Bilinçli yürümedim oraya. Bari dedim içeri gireyim orada yiyeyim yemeğimi. Girdim pasaja böyle Mayıs ayı. Oturacak yer yok. Tam çıkacağım. Hanımefendi buyurun burada bir kişilik yer var dedi garson. Gerçekten bir kişilik bir yer. Oturdum bu arada işte yine Wikipedia'dan bakıyorum. Ana Yitir okuyorum falan. Pasajda çok büyük bir fotoğrafı varmış Madame Ana Yitir. Bakınıyorum işte Aragüler'in fotoğrafını gördüm. Onu gördüm bunu gördüm. Madame Ana Yitir göremiyorum. Çağırdım tekrar ya beyefendi dedim. Burada dedim Madame Ana Yitir'in büyük bir fotoğrafı varmış dedim. Nerede dedim o fotoğraf? Böyle yaptı. Aha. Tek boş yer orası beni oraya oturttu ve Madame Ana Yitir fotoğrafının altında oturmuş. Ve akordiyonla böyle yere bakıyor. Resmen bana bakıyor fotoğrafta. Aha. Ben yine ağlıyorum tabii. Ondan sonra işte o bir dönemler vardı ya memleket birbirine girdi Taksim falan filan. Evet. Onun ilk günü çıktı şarkı. Bu sefer ben dedim ki İrem Allah belanı versin. Senin müzik yapmanı istemiyor Yüce Rabbim. Sen dedim reklamcılığa geri dön. Çünkü geri kendi dön. Twitter'ımdan bile şarkımı paylaşamadım. Çünkü öyle tabii o dönemde evet bir karmaşıklık ama vardı. Ama o günde, o günler, o haftalarda şunu anladım. İyi şarkı ne PR, ne tanıdık, dost, eş hiçbir şey önünde durmuyor yani. İyi şarkı uçuyor, evet. Koşuyor. Müthiş bir hikayesi var ya. Yani çok. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Hele o masada oturman vesaire, çıkış hikayesi vesaire. O zaman bunun üzerine o şarkı dinlenir. İşte az önce hikayesi anlattığı şarkı sevgili İrem Derici ve onun ilk bombası. Belki de onu kitleleri, daha geniş kitleleri tanıştıran şarkısı. Sezen Aksu'nun özel bir şarkısı. Düşler Ülkesi. Hep birlikte dinleyelim ve birlikteliğimize devam edelim. Ve Müzik Kuşu devam ediyor. Michael Koyucu yayınca sevgilim Derici'yle birlikte hikayesini gerçekten de hani heyecanlarını biliyordum ama bu kadar detaylı bir hikaye anlattın. Teşekkür ediyoruz ve bu şarkı hit oldu. Hiçbir şarkının önünü tutamıyor dediğin gibi. Yani bu şarkı sonrasında İrem Derici vites arttırdı.
Aynen. Vites 5'e kadar çıktı. 8'e kadar, 9'a kadar çıkar çıktı. Artık. Değil tırı, öyle? Ne derlerdi? Tırı boşalan yok. Freni boşalan freni tır boşalan. Dehşet yarattı. Evet. Aynen öyle. Ve çok enteresan bir şey var. Şimdi sevgili İdem, sen bir tık kraliçesisin. Şimdi kraliçe lafı da biliyorum. Bir röportajında gıcık olmuştun. Ben Cumhuriyet'in yorumcusuyum. Yani kral kraliçe gibi imanları sevmiyorum demiştin. Yani daha ya şey diye sormuşlardı. Siz işte popun prensesi misiniz? Ha evet evet. Ya ben o sıfatları sevmiyorum. Biz demokrasi dedim. Açar diyoruz. Benden olsa olsa dedim kralı eğlendiren şaklaman olur dedim yani. Estağfurullah. Hani ben şarkı söyleyen bir kızcağızım yani. Anladım. Pekala. Bunu niye söylüyorum? Çok büyük tıklar yakaladın. Notlarıma bakıyorum işte o Düşler Ülkesi 24 milyon ama onlar kalktı. Eski eski. Evet evet. Başka yani. Bir müzik birliği vardı. Evet. Çat çat sildi hepsini. Düşler evet. Ülkesi 30 milyondaydı. Evet evet evet. Evet. Zorun ne o zaman yeni çıkmıştı 20 küsürdü evet. Falan filan. Yani sen totalde 300-400 milyonluk tık aldın toplamda. Daha bunu, fazladır. Evet. Bunun başarısının sırrı ne sence? Dönem popülaritesi. Dönem popülaritesi. Bunu sağlayamayan bir sürü insan var. Ama biz iyi şarkılarla bunu başardık. Sonrasında ya her şey çok üst üste geldi. Mesela işte yüzümü görmek isteyen oldu. Hani bu kız kim? Sesini duyuyoruz ama bu kız kim? Tamam. Mesela Mabel Matiz'de de öyle bir durum oldu. Evet, onda da oldu. İsim doğru. De enteresan, yüzü de bilinmiyor. O da böyle, şarkıları da çok iyi. Onda da oldu o dönem öyle bir olay. Yani ne yapalım, merak... internete saldıralım. Tabii yani, insanlar. Aynen öyle. Bir de insanlar açıp işte CD koyup artık bolluk çağında yaşadığımız için ya da hani bir platformdan indirmekten öte YouTube'a ben de öyle yapıyorum. Tabii. Açıyorum klip dönerken ben şarkıyı dinliyorum yani. Tabii. Hani şarkıları iyi dönem popülaritesi yakaladık. Bu hep böyle olmayacak. Gitgide azalacak yani. Çünkü artık yüzüm tanınıyor. Hani... Aa, çok enteresan. Böyle bir diyorsun ya. Öyle, o kadar bilinçlisi ve şey barışıksın kendinle yani. Azalırsa da... Ama azalacak tabii ki azalacak yani. Hani 120 milyon bir daha hayat boyu belki tamam. De göremeyebilirim yani. Peki hani... bir şey soracağım. Son dönemlerde çok tartışılan bir konu var. Bu sanatçıların sahte tıklanma olayları. Yorumun ne onunla ilgili? Var mı? Sence yaparlar mı? Bir dönem yapıldı. Bu tartışmaların ilk çıktığı dönemde yapıldı ama ya şöyle bir şey var. YouTube hepimizden daha zeki. Yani bravo, çok güzel söyledin. YouTube hepimizden evet. Daha zeki. Öyle bir hey haybe para kazandırtmaz kimseye YouTube. Çatır çatır siliniyor o tarz videolar. Evet. Bu arada alim olmaya gerek yok. Bir videonun sahte mi, hani tıklaması sahte mi olup olmadığı. Bir kere istatistikler bölümü var videolarda. Aha. O kapalıysa bir şüphelenmeye başlasınlar. İstatistikler bölümü açık olacak. Tamam. Like sayıları o çıkışla, o ivmeyle denk mi düşüyor? Hani 120 milyon tık var da like sayısı 3000. Hadi tamam. Canım oradan git yani tamam. Anladın mı? Yani IQ'su averaj olan bir insan onu anlar, anlar yani. Anlar değil mi öyle? Ve artık şey değil, bir gün içerisinde değişiyor o IP yani. Bir gün sen oradan 10 kere de tıklasan bir sayılıyor. Bir ama sayılıyor. Ertesi gün ya da modem kapanıp açıldığında tabii. IP değişiyor evet. Ve ertesi gün bir kere daha sayılıyor. Ya bir şey diyeceğim bu arada, şey diyorlar, Türkiye'de şu kadar internet kullanıcısı var. Neden bu kadar hor görüyorlar acaba? Biz acayip Arap Emirlikleri'nde de yani, dinleniyoruz. Yani. Başka tabii. Ülkelerde, Lübnan'da dinleniyoruz. Kesinlikle. Mesela Zorun'la sevgilime Rusya'dan teklif geldi. Biz bunun sözlerini değiştirip Rusça yapmak istiyoruz. Yapalım. Niye kabul etmedim onu da bilmiyorum ama. Ya hiç öyle azımsamasınlar. Bayağı yurt dışında tanıyor yani Türk suratları, Türk şarkıları. Yani YouTube sandığımız kadar aptal değil, güzel bir laf etti. Hiç aptal değil. Hiç aptal. Zaten bu katakulliler video ilk konulduğunda yapılıyor ve bir 301 olayı vardır. 301'de durdurur videoyu YouTube. Aha. Ve var mı bir katakulli diye 24 saat araştırma yapar. Kontrol varsa ederim. Hop silinir, silin. Yoksa devam eder. Doğru. Yok hakikaten YouTube hepimizden zeki yani. Evet doğru. Dolayısıyla... Bir de biz bir kendi müzik şirketimizin kanalından ya da kendi kanalımızdan koymuyoruz. Aha. Şu an mesela Netde platformu var. Şirketlerin evet. Ortak olduğu. Evet. Oradan yürüyor her şey evet. Yani. Evet. Son derece de popüler bir platform. Beni dikkatimi çekiyor. Dolayısıyla bunlar biliyorsun şu anda sadece spekülasyon. Yani yapılsın yapılmaya çalışsa bile... Çok güzel bir laf, tekrar söylüyorum. YouTube sandığımız kadar aptal değil. Buna ben de katılıyorum. YouTube feci zeki. Ya zaten savaşa dönüşe gerek yok yani. Evet. Hani bana da zamanında söylüyorlardı. Vay o kadar milyon tık sahte mi acaba? Düğünlerde de mi biz çaldırdık silah soruyla? Ben mi gidip millete iTunes'dan indirin dedim. Ben mi silah soruyla cep telefonu melodisi yaptım? Ben bir yere bir giriyordum böyle bir toplu taşımaya falan. Evet. Dualar, 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 dualar. Tabii. Bütün telefonlar. Değil mi? Tabii tabii. Bunlar doğal başarılar. Yapsalar ne olacak? Şimdi siz radyocu olarak... Tıka göre mi şarkı çalıyorsunuz? Yok canım. Bunun 50 tıkı var. Ben bunu günde 5 kere çalayım falan. Yok. Tırışka, tırışka. Ben kesinlikle bana katılıyorum. O zaman istemez misin diyelim ve müzik uçunu yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Uçan Koç TV'de.
acı verir bazen de gurur düşler. Tükendi, yoksun ya bir tanem, kalmadı gurur. Ben mecbur muyum çok sevmeye, acı çekmeye? Ben mecbur muyum ağlamaya, üzülmeye? Şu kalbim dillense, söylense nasıl, nasıl? Acı verir bazen de gurur düşler. Tükendi, yoksun ya bir tanem, kalmadı gurur. Ben mecbur muyum çok sevmeye, acı çekmeye? Müzik Kuşu'ndasınız. Uçan Kuş TV'deyiz ve birliklerimizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Michael Kuyucu yayında, İrem Deyici burada. Uçan Kuş TV ekibinin sana hazırladığı bir sürprizdi bu. İstemez misin'e klip yaptık sana. Ben yenisini çekmemiş gibi olmuş. Bundan yürürüm. Yürürüz diyorsun değil mi? Evet, çok güzel. Ve finale doğru gelirken teşekkür ediyoruz. Gerçekten Uçan Kuş TV böyle güzel sürprizler yapıyor. Sana da bir hatıra olur. Program hatırası. Artık hatırlarsın ne zaman Uçan Kuş TV'yi. Ve albüm olmayan ve şöhret olan tek sanatçısın diyorum ben. Düşündün mü bu yönüyle? Bu açıdan. Yani yeni nesil sanatçı diyorum ben. Çünkü şimdi sosyal medyayı çok iyi kullanıyor ve single'larla ya da teklilerle gidiyor. Full albümün yok. Yok, gerek de yok. Olacak mı? Yok. Niye olmayacak? Merak ediyorum. Niye olsun? Niye olsun? Doğru işte soruyorsun. Klişe. Evet. Hiç gerek yok. Eskiden plak kafası vardı, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyoruz. Bir yüzde bir şarkı, bir yüzde bir şarkı. 45'lik plak, evet. 45'lik. Sonra long play, toplanır bütün şarkılar. Evet. Best of gibi yayınlanırdı onlar. Böylesi çok mantıklı benim için, benim gibi genç, yeni çıkanlar için. Hı-hı. Hani çünkü emeği, maddi manevi emeği hiç şarkıda böyle ona abanıp, İşte o zaman böyle oluyor hani. Hitleri biriktirmek. Arka arkaya hit şarkı çıkıyor. Yoksa albüm yapalım, 5 şarkı, 3 şarkı hit koyalım, 2 hitim track koyalım, 5 tane de tırnak içinde albüm doldurmalık koyalım. Öyle evet. Yapılıyor çünkü. Evet.
Ben o şarkıların boynunu bükük bırakmam. O yüzden ben böyle tek tek giderim. Tek tek tek. Mesela bir albüm. Şaka yapıp albüm çıkartmam yani. Şaka bile yapmaz. Mesela albüm iki tane şarkı var. Bakıyorum Değmesin Ağlamaya ve İstemez Misin az önce dinlediğimiz bir şarkı. Bir de Rıza Esendemir remixi evet, var. Evet bir de Rıza Esendemir remixi. Yani üç track iki şarkı. Aynen. Ve bu şekilde gidiyor sevgili Rem Derici. Dolayısıyla 70'li yılları yaşatıyorsun bize. Yani 45'lik plak gitti, CD geldi single mantığında. Arkalı önündeki şarkı. Ve şunu altını çizmek istiyorum. Albümü olmadan şöhreti ve zirveyi yakalayan ilk kişisin sen. Ve bir sürü şarkı yapıp da single'larla yapıyorsun. Bu bence incelenmesi, dikkat edilmesi gereken bir konu. Müzikte başarı da faktörlerden bir tanesidir. Vallahi onu bunu bilmem de buradan hakikaten sesleniyorum sosyologlara. Bir sosyolog evet. olarak ben Aha. de. Kalbimin tek sahibineyle alakalı bir tez yazılmalı. Evet. Enteresan bir şey yani. Ben de girişeceğim belki ama işin içinde ben varım, yapan benim diye yapamıyorum. Çok hakikaten onu bir tez olarak okumak ister bu deli gönlüm. Ve birlikteliğimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Valla sorularım yarı kaldı. Çok samimi söylüyorum. Bu kadar güzel Vallahi. Ve uzun cevaplar verdin ki bize. Çok teşekkür ediyoruz. Uçan Kuş TV'de Müzik Kuşu'nun sonuna geldik ve sevgililerin dereceye teşekkür ederken son sözünü, son lafı, programın son cümlelerini senden alalım. Ben çok teşekkür ederim. Zaten Michael abiyle bir muhabbetimiz geçmişimiz vardı. Uçan Kuş TV de bu arada yaldır yaldır gidiyor. Acayip güzel gidiyor. Genç dinamik ekip olunca böyle oluyor. Ben bu arada bayağı son intihar videosu gibi oldu. O yaparlar ya kameraya koyup. Çok açım. Beni unutmayın. Ben yemiyorum, diyetteyim. Bugün benim yerime bir kebap yiyin, bir şey yapın. Hava güzel, gezin. Sevdiklerinize onları sevdiğinizi söyleyin falan. Ama tabii bir dürüm de yiyin arada falan. Kafa gitti açlıktan. Çok teşekkür ederim Michael abi. Teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki Müzik Kuşu'na tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.